Efendim, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, hatırlıyorsunuz, dün bir açıklama yapmıştı. Türkiye İslam ülkesidir demişti. Sonra siyasi polemikler başladı. Bugün Yargıtay binasında Adalet Akademisi programındaydı kendisi. Hiç sesi duyulmadı. Çünkü çok meşguldü. Çok meşguldü. Neden? Çünkü bakanlığın görevde yükselme mülakatına girecek. Mülakat hani kaldıracaklardı, Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemişti. Kaldırmadıkları gibi. Görevde yükselme mülakatına girecek bazı personele torpil yapmakla meşguldü. Yükselme hikayesinin altını dün çizdiğimi hatırlıyorsunuz. Onun derdi yükselmek veya birilerini yükseltmek. Kime göre, neye göre? Skandalın belgesi torpile suçüstü. Adalet Akademisi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapıyorum. Görevde yükselme sınavına girdiğimi söylemiştim. Bilgilerimi atmamı istemiştiniz. İletiyorum saygılarımla. Yetişkin, bilgili ve erdemli hukukçu yetiştirmek günümüzde dünyanın... Sayın Bakanım, arz ederim. Abi, notumuzu aldık. Takip edeceğiz. Aynı zamanda duruşma... Türkiye İslam ülkesidir diyen Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınavı için torpil taleplerini takipteyim diyerek cevaplayıp özel kalemine ilettiği anlar. Görevde yükselme sınavı. Mülakat tarihi 26 Ocak Cuma. Notumuzu aldık. Takip edeceğiz inşallah. Arkadaşlar, ben haber nereye gittim? Ziyaret ettik. 17-25 Aralık hadisesinden önce gerek ticarette, gerek siyasette, gerekse bürokraside yükselme o yoldan oluyordu. Milletvekili olduğu dönemde terörist başı Fethullah Gülen'i ziyaret ettiğini böyle dile getirmişti. Siyasette, bürokraside yükselme bu yolla oluyordu diyerek. Adalet Akademisi programındaydı bakanla birlikte. Ekranında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resminin olduğu cep telefonu elinden hiç düşmedi. Görevde yükselme mülakatı mesajlarıyla ilgilendi. Sayın Bakanım, iyi günler dilerim. Az evvel Yargıtay binasında Abdullah Murat Başkan'ın vesilesiyle sizinle tanışma fırsatı bulmuştum. Adalet Akademisi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapıyorum. Görevde yükselme sınavına girdiğimi söylemiştim. Bilgilerimi atmamı istemiştiniz. İletiyorum saygılarımla. Yetişkin, bilgili ve erdemli hukukçu yetişkin. Hayırlı günler. Müsaitsen aramak isterim. Notunu aldım, takip ediyorum. Toplantıdayım. Görüşürüz inşallah. Büro memur sen, Isparta İl Başkan Vekili Müdür adayımız. Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınavı mülakat tarihi 26 Ocak. Torpil mesajlarını tek tek yanıtlayıp takipçisi olacağını söyleyip özel kalem müdürüne iletti Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can. Torpil talebini iletenlerden biri de AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ydi. Başvurulan pozisyon İzmir Yazı İşleri Müdürlüğü. Görevde yükselme sınavı. Mülakat tarihi 26 Ocak Cuma. Mülakat yeri Adalet Bakanlığı toplantı salonu. Notumuzu aldık. Takip edeceğiz inşallah. Eşit şartlarda etkin bir şekilde yer... Sayın Bakanım, arz ederim. Abi, notumuzu aldık. Takip edeceğiz. Kalmak da pekala zordur. Türkiye'de... Tarım Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı. Önemli. Bizim de işimiz düşüyor. Türkiye bir İslam ülkesidir. Sayın Bakan Yardımcım, merhaba. Paylaşmış olduğunuz bir sosyal medya mesajı vardı ama... Anayasaya aykırı eleştirileri var. Burada her şeyi söylemek ister misiniz? Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Birkaç dakika öncesine kadar bakanlık mülakatında torpil taleplerinin takipçisi olacağına dair tek tek yanıtlar veren Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Türkiye İslam ülkesidir sözlerini soran Fox Haber ekibinden koşar adım uzaklaştı. Kamera açısından çıkabilmek için ilk bulduğu dolu olan asansöre binmeye çalıştı. Efendim, sorudan kaçarken doluya yakalanmak bu işte. Fox Haber'den Fırat Irmak muhabirimiz ve kameramanımız Mahmut Özgün'ün haberiydi. Şimdi anayasanın ikinci maddesini unutup ya da hiç bilmiyorum Adalet Bakan Yardımcısı bir şeyler söylüyordu. Dün de zaten biliyorsunuz vermiştik. Niye FETÖ'yü ziyaret etmiş filan. Efendim işte başka türlü yükselinmiyormuş. Öyle diyordu. Demek derdi yükselmek. Şimdi bugün gene bir yükselme meselesi. Bakın orada yazdıklarını, çizdiklerini gördünüz değil mi? Demek ki ne derdi, ne din devleti, ne cumhuriyet devleti derdi torpil yükselme şu bu devleti. Tanıyın bu insanları.
tanıyın.